Evet arkadaşlar merhaba. Ben Eyüp. Namı diğer Eyüpto. Yıllardır Erkin bir türlü gelemedi. Hazır İstanbul'a da gelmişken 2 senedir de İstanbul dışında yaşıyor. Erkin'i yakalamışken hemen çekim yapalım dedik. Yaklaşık 28-30 yıldır motosiklet üzerindeyim. Bilfiil kurye sektöründe de çalıştım. Sektörün açıklarını veya ihtiyaçlarını diyeyim bildiğim için 12 yıl önce tekstil üzerine motosikletin ihtiyaçlarını karşılamak için kurye arkadaşların veya kullanıcıların öncelikle elcik, diz örtüsü bu gibi işlerle başladık. Yaptığım ürünler daha sonra çantalara geçtik. Piyasada satılan marka ürünleri aratmayacak. Fiyat açısından da çok makul. Birçok arkadaş biliyor zaten benim ürünlerimi, kullanıyorlar. İhtiyaçlar doğrultusunda tabii ki kullanıcılar da beni birçok konuda yönlendirdi. Yani nelere ne gibi ihtiyaçlar var. Tabii ilk başta yaptığımız çantalar bu kadar iyi çantalar değildi. Yılların verdiği tecrübeyle çantalarımızı daha da güzelleştirdik, kaliteleştirdik. Bu mesela yan çanta, üniversal. Arkadaşlar çantamız İmpertex kumaştan yapıyoruz ama çantaların zeminine ve dış yerlerine plastik kullanıyorum. Hani kumaş çanta ama sizi plastik çantayı aratmayacak. Hafif ve artı hani trafikte kullandığınızda herhangi bir aradan geçerken bir arabaya sürttüğünüzde siz de zarar görmeyeceksiniz. Araba da zarar görmeyecek. Soft çantaların avantajı bunlar. Şöyle büyük çantalar da yapıyoruz. Enduro motorlar için genelde. Bu da seyahat çantamız. Bu çantayı çok hacme ihtiyacı duyanlar veya top case takmayan motosikletler için. Mesela bu sipariş bir tane F1000 için top case'i yok. Arka koltuğa monte edeceğiz direktmen. Şöyle özel tasarım ürünlerimiz de var. Bu NC750 için. Arkadaşlar şu sistemi ben uydurdum. Tasarladım mı diyeyim artık. Normalde herkes üstüne diker telefonunu. Sonuçta motosiklette giderken telefona bakmak için kafayı aşağı eğmek bile bizim için bir sıkıntı. Ben onu biraz daha yukarıya aldım. Telefonu buradan koyacağız. Su geçirmez. Direktmen kendimize karşımıza alıyoruz telefonu. Şu kumaş bana ait değil. Müşterinin kendisi getirdi. Motoruna uyum sağlamak için. Turkuaz renkli teneresi var arkadaşın. Şöyle motosiklete özel. Bu mesela sadece NC750X'in koruma demirine çantası. Bu da Afrika Twin'in. Arkadaşlar çantayı ben biraz sağlam yapıyorum. Bu sağlamlığı yapmamdaki amaç sadece çanta olarak değil de motorun yanında herhangi bir düşmede, yan yatmada sizi de koruyacak, motorunuzu da koruyacak. Şöyle de bir ürünüm var. Bunların tasarımı da bize ait. Bacak koruma. Arkası kürklü. Diz kapağında koruması var. Reflektörleri bol. Bağlaması pratik. Hemen şipşak. Kullanıcının da veya artçısı olan arkadaşın da hemen şipşak artçısına verip üşümeden su geçirmez. Mesela şöyle bir ürünümüz var. Bu da ilk defa benim yaptığım, tasarladığım NC750'lerin deposundaki bagajın içine organize gibi bir ürün. İşte ürünlerin, koyacağınız eşyaların yeri belli olacak. Plastik aksama temas etmeyecek. Bununla beraber NC'nin bagaj kapağının arasında kullanmak için bunu da bagajın altına monte ediyoruz. Buraya da ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bunu takım halinde veriyorum. Mesela şu da diz örtüsü. Bu ilk yaptığım ürün. Ben biraz ürünleri sağlam, sert yapıyorum. Hani
rüzgardan, genelde kışın kullandığımız için bu dizlikleri rüzgardan dalgalanma falan yapmaz. Kutu gibi durur motorumuzda. Sizi de rahatsız etmez. Kullanışı kolay. Su geçirmez, rüzgar geçirmez. Bu arada sitemiz eyupto.com. Yerimiz Gazi Osman Paşa'da 500 evlerde. Siteden de sipariş edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine, hatta yurt dışına da yolladığım ürünler var. Sosyal medyada bulanlar daha çok beni. Ve artı ürünlerin piyasada olmayan ürünler olduğu için herkesin yaptığı ürünler değil. Dediğim gibi markaları aratmaz size kalite açısından. Ama fiyat açısından hemen hemen üçte biri, dörtte biri, bazı ürünlerde beşte bir fiyatına. Mesela şu yan çantayı diyelim. Şu yan çanta bugün 1800-2000 lira markalarda. Ben de 500 lira. Ve o çantaları da aratmaz sizi. Her türlü ihtiyacınızı karşılar ve yıllarca da kullanabilirsiniz. Bu arada şu ince şerit çizgiler hepsi reflektördür. Koruma demir çantaları. Herkes üniversal yaparken ben motorun demirine göre yapıyorum ki daha sağlam otursun. Mesela şu piyasada görmüşsünüzdür. Sadece cırtı dikerler. Ben cırtı kayışa dikiyorum. Bu kayış sizin motorunuza bağlıyor. Direkt demirin şeklinde yaptığım için hem daha sağlam oturuyor ve daha sağlam tutuyor motoru. Örnek veriyorum. Şu da 2000 liradan aşağı değil. Herhangi bir markada koruma demir çantaları. Ve emin olun şu sağlamlıkta da yapmıyorlar. Ben de şunun çifti 400 lira. Çantalarımın her zaman arkasındayım. Fermuarını kapalı yapıyorum. Ama arkadaşlar yağmur, her halükarda yağmurun hızı, motosikletin hızı, gidişi falan bir şekilde su içine alır. Almaz dersek sizi kandırmış oluruz. Üstünü de kapalı yapıyorum ama her halükarda bir şekilde su sızar içeriye. Bu gibi çantalarda, mesela birçok çantada yağmurluk yapıyorum. Yan çantalarda, depo üstü çantalarda. Ama bunlarda yağmurluk durmayacağı için yapamıyoruz. Her halükarda hani yağışlı günlerde, yolculuklarda eşyalarınızı poşetlemeniz tavsiye edilir. Koruma demir çantalarında özellikle hani çok sert cisimler değil de, çünkü herhangi bir yan yatmada bu sefer çantayı delip sizin garajınıza zarar verebilir. Hani yedek lastik, ne bileyim yağmurluk, bu gibi ürünler kullanırsınız, koyarsanız çantanızda hem darbede, herhangi bir düşmede size tampon vazifesi görecek, motorunuzu koruyacak. Ve siz de gönül rahatlığıyla motorunuzu tutmaya da çalışmazsınız bence. Çünkü kendimize zarar veriyoruz. Daha önceki durumlarda başımıza geldiği için. Evet arkadaşlar, sudan etkilenecek malzemelerinizi, yani su geçirmeyecek. Mesela depo üstlerinin üzerine yağmurluk veriyorum. Onların içine kullanabilirsiniz. Yan çantalara koyabilirsiniz. Bu gibi çantalarda yani sudan etkilenecek ürünleri koymazsanız sizin için tavsiye edilir. Mesela şöyle bir ürünüm var. Bu iki bacak çantası bana ait. Tasarım. Şu özellikle. Buna garanti veriyorum. Su geçirmez. Sistem zaten bütün dünyadaki su geçirmez çantaların sistemi, büzgülü sistem. İçindeki malzeme su geçirmez, ayrı bir malzeme. Dış kumaşları da su geçirmez ama buralarda dikiş var. Ama içindeki ayrıyetten olan çanta bağımsız bir çanta. Üzerinde böyle iki kere katladığımız için test edildi, denendi. Saatlerce yağmurda sürüldü mesela. Bir damla bile su girmedi içine. Bu çantaya istediğiniz telefonunuzu koyabilirsiniz. Her türlü sudan etkilenecek eşyanızı koyabilirsiniz. Şu çantaya garanti veriyorum. Ama bu çantalarda kullandığım materyallerin hepsi su geçirmez. Ama dikişlerinden veya fermuarından su girer. Çantalarla beraber yağmurluğu içinde geliyor. Şimdi son yıllarda çıkan motorların gene ekseriyette depoları plastik olduğu için mıknatıs kullanmıyorum ben çantalarımda.
Böyle bir parça veriyorum çantanın altına. Bunu depoya monte ediyoruz. Çantayı da şu tokalardan hemen sökmesi, takması çok kolay. İki tane önde, iki tane arkada tokaları takıyoruz. Çantayı çıkarması, takması çok basit. Arkadaşlar, benim genelde kışın müşterilerim kurye arkadaşlar. Diz örtüsü elcik. Tabii ki yazın, kışın pek gezen arkadaşlarımız motora binemedikleri için pek çanta ihtiyacı olmuyor. Tabii ki Şubat'tan Mart'tan itibaren biz de çantaya geçiyoruz. Hemen çanta imalatına başlıyoruz. Yani X-Max, NC, Tenere, Afrika Twin, GS, ne bileyim, Goldwing de dahil olmak üzere bütün motorlara hitap ediyoruz. Elimizden geldiğince bazen işte motorcuyla beraber yeni tasarımlar yapıyoruz. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz bu şekilde. Yani benden kaynaklı herhangi bir bozulma olursa direkt ben değiştiriyorum. Bugüne kadar minimum derecede karşılaştık bu gibi işlerle. Evet, arkadaşlar bu arada yaklaşık bir 4 yıldır falan fuarlarda görüyorsunuzdur beni. Fuarlara da katılıyorum. Bu yıl da fuar sözleşmemizi yaptık ama fuar ertelendi. Bizim şansımıza. Ürünlerden istediğiniz varsa eyupto.com'a girip bakabilirsiniz. Oradan veya direkt beni arayarak da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Çantalarla ilgili aklınıza herhangi bir soru gelirse videonun altına yazın. Ben size elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım bu konuda. Herhangi bir şey aklınıza takılırsa videonun altına yazarsınız. Videoları da beğenmeyi unutmayın bu arada. Bu arada Erkin'e de teşekkür ediyorum. Ne demek abi, kusura bakma vallahi, benim hatamdı. Şöyle vurayım da abi. Şey yapalım. Sağ olasın. Dediğim gibi arkadaşlarınız soracakları olabilir. Özellikle çantalarla ilgili. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi, çok detaylı video çekmedik. Mutlaka yorumlara ekleriz zaten.